Evim. Benim kısa etek. Demedim mi? Evdeki perdeler hangi kimin o zaman? Hangi şeyini getirdin sen? Bak ben seni getirdin? Bak ben seni mahkemeye ya, verdim mi? Verdim mi? Benim avukatım niye gelmedin var. Peki benim mahkemeye? Avukatım var mı? Niye gelmedin? Ben anlaşmalı boşanmıyorum. Ben sana kaç defa ne dedim? Benim haklarımı ver senden boşanacağım. Ha. Benim hakkımı vermediğin sürece. Ne hakkım sürece... var? Sen git pavyonda çalış gel benden hak iste. Hayırdır? Öyle mi? Ne hakkım mı var? Hayırdır? İyi o zaman tamam. Pavyonda çalış. Ne hakkım varsa konuşma ama ne hakkım varsa görürsün. Neyi kimle konuşacağım? Görürsün. Peki 9 aydan beri. Konuşmayacaksın. 9 aydan beri ben sana mesaj atıyorum. Mesajlarım duruyor. Gelmedin de. Şimdi niye geldin? Verseydin hakkımı. Ya ne hakkım var bende? Ne hakkım var? Eve bastın. 6 aylık karın, eve bastın yerlerine eve o altınları mı? Bana yapmadın yaptın mı? Yaptın mı? Bana altınları bana yaptın mı? Yaptın mı? Sen bana altınları sen yedin bitirdin kendine bitirdin. Banyo benim mi? Didem Hanım lütfen. Tamam, tamam hadi konuş. Üstüme müdahale etmekte çok zorlanıyorum. Anladığım kadarıyla daha önce de bu üslubu kullanıyor. Sen de bu üslubu tanıdık olman lazım ki şaşırmıyor. Herhalde bir buçuk yıl boyunca hanımefendinin böyle bir üslubu var. Yapacak bir şey tamam, yok yani. Tamam evin yerlerini neyle yaptırdık? Allah Allah neyle ya. Neyle yapıldı evin yerleri? Ben yaptırma taraftarı değildim. Neyle yapıldı onu söyle. Ya sen yarımı sattın evi yaptırdın. Öyle mi oldu? Tamam. Ben buna iddia etmiyorum, şey yapmıyorum. İtiraz etmiyorum. Evet. Ben Allah indinde doğruyu söylemek mecburiyetindeyim. Sen İnan ister inanmıyorsun. Ben sana zaten inanmıyorum. Sen pavyonda çalışan bir kadına nasıl inanacağım sen ben bu saatten senin sonra? Senin beni tek vuracağın burası da. Sen beni buradan falan vuramazsın. Vururum. Vuramazsın. Bana baksaydın beni kimseye imam nikah mutlaş yaptığını, etmeseydin. İmam nikah yaptığını. Tamam çıkar ben o sana zaman. Mesaj attığımda. Çıkar. Ya gittin kapattın her şeyi bitirdin. Bir dakika neyi bir saniye. Neden bir dakika. Çıkar. İmam nikah yaptırdın. Hayır öyle bir şey yok. Hayır. Bak bu sayısızlıkteki... Görenler mutlaka ama mutlaka ihbarda bulunacaklar. Tamam bulunsunlar. Mutlaka tamam. Ama. Allah rızası için. Tamam kiminle imam nikahı? Allah rızası için diyorum. Tamam. Ya senin inanmanı tamam, beklemiyorum bağlansın. Ki ben zaten. Tamam bağlansın. Sen 9 aydan beri gelmemişsin. Ya çıkar diyorum. Çıkar. Ya. Çıkar. Kimle ben imam nikahı? Teyzem beni mahkemeye verdi. Tehdit etti. Neden? Mevlidi etti. Neden? Bilmem uzaklaştırma ne aldın. Oğlun etti. Neden? Oğlun küfür etti. Neden? Eder. Yani niye eder. Ama? Neden? Eder. Ne yaptım de. Ki? Ne yaptın mı? Ne yaptım? Ne yaptın? Evin kapısına, balkonun oraya gelip neden dinliyorsun? Bir daha aşağıdan siz benim evimin önünden gelerek, gülerek geçin. Benim şimdi yolumun önü ben geçeceğim bir dakika, tabii bir ki. Bir ihbar sahibi diyor ki, Savaş hatta senin uzaktan akrabanmış. Hanife abla beni tanır diyor. İsmini vermek istemiyor ama Savaş Hanife'ye çok eziyet etti. Hatta çocuğunun yediği yumurtaya kadar her şeye karıştı. İşsiz bir adam. Evet. Ben hepsini biliyorum. Hanife çalıştı diyor. Bağlansın abi akrabanmış kimse. Akrabanmış uzaktan. Tamam. Hanife şimdi söyleyebilir tamam, miyim? Tamam bağlansın. Söyleyebilir yani konuşabilir miyim? Tabii, ama bölmesin. Bağlansın ya. Tamam bir konuş. Hayır bağlansın tamam, bu kimse ben bağlansın. Ben söyledim. Telefon numarası bende var. Benim akraban mıymış? Ya Hanife bir yanıt verebilir mi bu iddiaya? Tamam. Evet. Evet. Evet çocuğumun yedikleri yumurtaya kadar söylendi. Kendim çalıştığım halde. Kızım 6 ay bende kaldı geldiğinde daha 12 yaşında çocuk bir kurabiye yaptığında önüne getirdiğinde her gün kurabiye yapılır mı diye o çocuğun gönlünü kıran insan. Sonuçta ben bir anneyim ve bunlar benim çocuklarım. Bu zamana kadar hep çocuklarım için mücadele ettim. Bu saatten sonra da zaten çocuklarım için mücadele edeceğim. Hmm. Söyledi mi? Söyledi. Çünkü benim büyük oğlum isminin verilmesini istemiyorum. Şu an zaten kendisi askerde. O yüzden. Hayırlı tezkereler oğlunuza. Teşekkürler. Spora gittiği için mesela örnek vereyim her gün yumurta yiyordu. Yumurta yediği için o yüzden mesela işte normalde biz bir tane yumurta yiyorsak o çocuk 3 tane yumurta yiyordu, 4 tane yiyordu. Hesabını mı yapıyordu yumurtanın? Evet. Ben cevap daha yeni verebilir yumurta miyim? Aldım bu yumurtalar nerede? Didem Hanım vallahi ben cevap verebilir miyim? Yumurta da çok pahalanmış ama yiyebilir tabii ki. Evet söyle. O benim çocuğum ben niye için çok şöyle aldım? Söyleyeyim. 1,5 sene boyunca ben elimden gelen neyse yapmaya çalıştım ailesi çok için. Yaptım yumurtayı be. Niye karıştın çok ya? Bir daha bir saniye müsaade edin lütfen. Hı. Bir tanesi o şimdi askerde olan Allah hayırlı tezkereler nasip etsin. Sen benim çocuğuma dua etme. Sakın. Alma ağızlarının adına ya sakın. Ya lütfen lafımı kesmesin sakın. Didem Hanım. O çocuk yani senin, ben konuşamayacaksam. O çocuk senin iki sene gelip fındığını topladı arkadaşlarıyla birlikte. Bir sen o çocuğun yediği yumurtayı ya, ben söyledin. Ben bitireyim Didem Hanım. Bir bitir oğlunu bağlayacağız yayını tamam. Evet. Ben dedim ki artık bunlar bakılacak şeyde değiller. Bizim hı. Durumumuz yok. Biz ikimiz çalışalım. Bir birikim yapalım. Su alabilir birlikte miyim? Çalışalım dedim. Hı hı. Evet. Ondan sonra ben buna karşı geldiğim için bu benden koptu gitti. Niye bir daha söyle neye karşı geldiği için? Yani çocuklar bakılacak çocuk değil. Ha, tamam büyükler kızı, yani. Kızı küçüktü. Aha. Ama her akşamda her gün de şey olur mu? Aha. Evet. Kurabiye kek olur mu her gün? Her akşam.
Olur. Kendisi kazanıyorsa istediğini yapar. Sana sen ne? Mi alıp getiriyorsun kendisi çocuğa? Kendisi kazanıyor. Parayı kendisi kazanıyor ya. Çocuklarını harcayabilir. Didem Hanım nerede kendisi kazanıyor ya? Öyle diyor. Çalışıyorum diyor. Kendi parası. Sen bana sabır. Ya nerede kendi parası varmış ama? Evli diyor. Sen, o da çalışmış. Sen çalışmamışsın. Sen çalıştım diyorsun. Şimdi oğlu telefon attığında adını vermek istemiyor. Evet. Şimdi alo hatta mısın? Evet küçük, hattayım. Küçük oğluymuşsun galiba Hanife'nin. Evet. Sen belki beraber şey... yaşadın mı Savaş'la? Çocuklarım adını anma. 7 evladına sahip evet, çıksaydın. Evet yaşadım. Peki nasıl bir ortamdı Savaş'la annenin şöyle söyleyeyim. Savaş denen insan abimle hep kendini kıyaslayıp ve ben o takdirde staj görüyordum ve sonra okudum, özelde okuduğum için stajı da bıraktım. 2 sene ve sadece eve annemle beraber çalışarak bir para sokuyorduk ve Savaş sadece evde yatıyordu. Bir ara girdi, bir tane fabrikada çalıştı evet ama oradan da ayrıldı. Fındık toplamaya gelirsek de 1,5 sene boyunca fındık parası abimin arkadaşları ve biz sadece topladık. Ve oraya gittiğimizde çadırı vesaire her şeyde Savaş çok kıskanç bir insan ki bizim yediğimiz pilava kadar laf eden bir insandı. Peki pilava. Ben sana bir şey sorabilir miyim? Dinliyorum. Fındığın parasını toplayıp ben sizin üstünüze başınıza eve yiyecek almıyor muydum? Sizin üstünüze nerede başınıza aldın? Bak ben şey efek doğruyu söyle. Sizin üstünüze başınıza montunuzdan ayakkabınıza kadar almadın mı oğlum? Almadım. İlk evlendiği takdirde Almanya'dan geldiğinde ya da parası yattığında sadece bizi evet. Yeni caminin oradaki köfteci, ıslama köfteciye götürdü abim ben anneannem annem. Ya özür dilerim bir dakika. Bir şey öğrendim. Senin kaç tane çocuğun var Savaş? Benim 7 tane çocuğum var. 7 mi? Evet. Evet sorar mısınız? Bir tanesi yurtta, 2 tanesine de teyzesi bakıyor. Teyzesi kendileri bakmadığı için. Almanya'ya doğru. 7 tane sen çocuğum varmış. Sen bu monopileyle gidemeyeceksin. Bak ben sana söyleyeyim. Sen bu, sen bu monopileyle gidemeyeceksin. Sen benim çocuklarımla uğraşana kadar kendi çocuklarına sahip çıkacaksın. Siz yalancısınız. Bak Allah indinde ben söylüyorum. Ya bırak. Bak, Allah indinde anma, söylüyorum. Anma. Sen gerçekten yalancısın. Sensin yalancı. Almanya'dan sen yalancısın. Sen bak inkar etmiyorum. Ben çoluk çocuğumun rızkını hayır. Senin çoluk çocuğuna harcadım. Buna Allah da şahit. Benim komşularım da şahit. Hepsi şahit. Ben... O parmağını indir. O parmağını indir. Ya sana indir. Da benim parmağımdan. Ben böyle indir. Konuşuyorum ya. Ya sen üslubuna dikkat et o da parmağını indirsin. Karşılıklı ya. Ben harcadım. Buna yani. Komşularım da şahit. Herkes şahit. Senin sülalen de biliyor bunu. Eğer susuyorsalar... Seni benimle evli kaldın. Neden boşandın peki beni? Ben sana gittiğin gün tamam, aradım. Anlaşmalı, anlaşmalı boşanmadan önce. Madem neden bunları yaptık. Bir sene fındığı topladım. Benim sülalem yedi. Ben yedim seni. Ben yedim. Harcadım. Neden birincisine? Neden birincisine müsaade? Alıp bak. Neden vallahi birincisine alıp, müsaade yarısını annene. Yarısını annene. Yarısını ablana. Bize az bir şey kalmadı mı? Çuvaldan şeker alıp da. Yağ alıp tenekeyle. Yarısını annene. Yarısını size bize kalmadı mı? Ben yalan mı bunlar bir, ya? Ben sana bir bak nedenini benim sana söyleyeyim mi? Benim aldığım montları senin oğlun tamam, inkar dinle, ediyorsan. Ben sana bir şey söyleyeyim dinle, mi? Dinle, yenilen Savaş. İçilen hiçbir zaman söylenmez. Ama siz söylüyorsunuz tarafı, da. Bak, hayır. Yani size gelince o hafta bana gelince mi muhafak altınları oluyor? Yedi diyemezsin. Hayırdır ya? Altınla, hayırdır. Bak yumurtadan dinle, dinle, bahsetmiyorum. Şey söyledin, söyle. Yemekten bahsetmiyorum sana. Ben bunları söylemiyorum tamam mı? Neyi bunlar, söylüyorsun? Neyi altınları söylüyorum neyi? Altınları. Altınları söylüyorum tamam, evet. Tamam altını çek yarımını bozdurdun. O da annen şeyi parkeyi evet. Bozduğu için aston döktüğü için. Evet. Dedin ki burayı parke yapalım. Cemil abi eğer beni duyuyorsan lütfen bağlan. Cemil abi dedi ki benim tanıdığım var. Yarımı bozdurduk Recep'te. Doğru mu? Gittik şey yaptık. Peki öbürlerini niye bozdurdun? Sebep neydi bozdurdun? 3 tane mega bilezik bozdurdun. Yüzüğü hani bozdurdu. Küpeye bilezik... varana kadar bozdurdu. Hani 2 tane merak bilezik almıştım. Özür dilerim bir şey merak ettim. Fındıkların parası ne kadar tuttu? 600 kilo geliyor yani. Biz, düşünün sene, 2020 parası ne kadar? Ay 20 bin lira mıydı neydi? Ya zaten 20, giderken 5 şey, bin liralık alışveriş yapıldı. 38 bin lira yapıldı. Bir sene aldık. Özür dilerim bir öğreneyim tamam. 38 bin küsür. Öbür sene de bir ton... Ya sana hesabına 20 bin, 25 bin, 30 bin civarı para. Toplamı civarı 50-60 bin lira. Sen o paranın hepsini Hanife'ye ve çocuklarına mı harcadın? Evet. Allah şahit buna. Tamam. Tamam, hadi.